Yedi sülaleyi koyduk mezara, sıra sıra yatanımı bıraktım. Davar güttüm dağlarında düzünde, her taşında bir anımı bıraktım. Bir lokma ekmeğin peşine düştüm. Ata yurdu vatanımı bıraktım. Nice nice karlı dağları açtım. Ekinimi, harmanımı bıraktım. İlkokula gitmeden okuma yazma öğrenen Dursun Demiray, köyde yaşayan bir komşusunun evinde gördüğü halk hikayesi kitaplarını okumak için istedi. Çocukluk yıllarımda henüz okuma yazmayı öğrenmişken ilkokul yaş çağlarımda köyde bir komşumuzun evinde bir torba kitap gördüm rafında. İşte halk hikayeleri vardı. Kerem ile Aslı, Tahir ile Zühre, Asuman ile Zeycan, bu şekilde Köroğlu. Onlara merak sardım, okumak için istedim. Sağ olsunlar verdiler. Her gün bir tanesini götürüyordum akşama kadar kırlarda. İşte kuzuların peşinde onları okuyordum. Sonra tekrar tekrar okuyordum. Fazla okuma imkanımız yoktu. İşte tüm hikaye böyle başladı. Her gün bir kitabı alarak çobanlık yaptığı sırada okuyan Demiray, Türk halk şiirinin en önemli ozanlarını ve aşk hikayelerini ezberledi. Bir süre sonra okuduğu tüm şiirleri kendi de yazmaya başladı. İlk şiirlerini bulduğu düz kayalara ve ağaç kabuklarına yazan Demiray, okuldan ayrılarak 14 yaşında köyünden geldiği Ankara'da inşaatlarda çalışmaya başladı. Ancak Demiray şiirden hiç kopmadı. Daha sonra köyüme bir öğretmen geldi. Çok güzel sazçalar, halk deyişleri söylerdi ve bana türküler söyletirdi. Oradan kalan heves bende hiç bitmedi. Yıllarca her bulduğum fırsatta yazdım. Hatta koyun kuzu güderken bile taşlara ve ağaç kabuklarına yazıyordum taşlarla onları. Yıllar içerisinde yazdıkları tüm şiirleri oğlunun yardımıyla kurduğu internet sitesinde yayımlamaya başladı. Daha sonra yazdıklarımı bir ajandada biriktirdim. Fakat bir taşınma esnasında 500 kadar şiirim kayboldu. Tabii tekrar hatırlamak mümkün değil. Sonra yazdıklarımı bir yerlere saklamaya başladım. İşte oğlum bilgisayar mühendisliği okuyunca bana bir dedi site yapayım baba bunlar kaybolmasın ya da internetteki bazı siteleri bana öğretti bilgisayar kullanmayı. İnternet ortamındaki bir sürü şiir sitelerinde bunları paylaştım. Daha sonra da kendi sitemi yaptım. 2009 yılında bazı arkadaşlarla tanıştık. Şair Türk adlı bir site açtık. Ve bir Filat Radyo üzerinde şiirleri seslendirmeyi düşündük. Yapan birkaç kişi çok sınırlıydı. O zamana kadar 3-5 kişi vardı benim bildiğim. Babasının lakabı olan Çekiçoğlu'nu şiirlerine mahlas olarak kullandı. Kısa zamanda insanlar tarafından büyük beğeni toplayan şiirlerini seslendirmeye karar verdi. Bunun için aylarca aldığı eğitim sonucunda evinde bir seslendirme stüdyosu kurdu. Ses kayıt cihazına okuduğu şiirleri bilgisayar ortamında verdiği fonlarla internette paylaştı. Daha sonra arkadaşlarıyla birlikte kurduğu www.şairtürk.com isimli internet sitesinde de seslendirme yaptığı şiirleri insanların beğenisine sundu. Bu şiirleri seslendirerek insanlara görsel olarak da sunmaya çalıştık. Bu da galiba bir hayli başarılı olduk. Haftalık 35 yayıncısı var. Şair Türk sitesinin 5000 şair üyesi var. Ve bu 5000 kişinin içinde en az 500 kişi seslendirme yapıyor, montaj yapıyor. Kendilerinin haricindeki şiirleri de duyurmaya çalışıyor. Bu da bence Türk şiir adına güzel bir gelişme olarak gidiyor diyor. Ayrıca sitede kurdukları internet radyosunda da şiir üzerine radyo programları yapmaya başladı. Demiray hem seslendirdiği şiiriyle hem de radyo programıyla büyük beğeni topladı. Bir lokma ekmeğin peşine düştüm. Ata yurdu vatanımı bıraktım. Nice nice karlı da